Evet. Şimdi Druid'in son videosu Restoration e, Druid videosuyla bitiriyoruz Druid'i. E, başlayalım buna. Bundan sonra Evoker'a geçeceğiz. Şimdi Druid'e geçmeden önce şöyle bir eklenti Edon şeyi yapmam lazım. E, healing spekleri için daha doğrusu bütün tankta da DPS'te de kullanıyorum ben bunu kısa yol için de. Healing eklentisi normalde bu. Voodoo diye bir eklenti kullanıyorum ben bu şekilde yazıyor. Voodoo diye. Ee, şimdi nasıl bir şey bu? Hani şu sol tarafta raid e, interface'i var ya. Onun aynısı. Bu tip o, bu eklentilerden çıktı zaten o e, Blizzard'ın getirdiği şey de. Şöyle bir şey. Kaç kişilik gruba girersen sağ soldan sağa doğru yaptım ben. Başka şekilde de yapabiliyorsunuz bunu. Burada herkesin canı çıkıyor. Can barı çıkıyor. Ee, sonra buradan atadığım tuşlarla işte left button right button üstüne gelip kimin üstüne geleceksen artık kime hile atacaksan kendim, kendime hile atacağım için işte regeneration atıyorum sol klikle. Tekerleğe yukarı itersem life boom atıyor falan filan. Bu şekilde bir kısa yol makro eklentisi. Bu ee, şey, Spelization'ı anlatırken bunu kullanacağım. O yüzden ufaktan bir... ...Edon'a gireyim dedim. Şimdi... ...başlayalım. Restoration Druid. Nasıl healer? E, healing spekler arasında... ...spelization'lar arasında... ...en e, fazla healing over time kullanan... ...şey... E, ...spelization. Druid'in restoration'ı. E, birkaç tane sadece... Direkt hani bastığın an direkt heal atan skill'i var. Gerisi yani %80'i falan healing overtime atıyorsunuz. Diyor ki işte 12 saniyede şu kadar heal veririm ben diyor. Bir tanesi diyor işte 6 saniyede heal atarım ama parça parça. Önce hızlı hızlı veririm sonra yavaşlar falan filan. O tip skill'ler. Ama bunların çoğu mesela yere çiçek açıyorsun bu şekilde. Bunun içindeki herkesi parça 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 heal diyor. Hep bu şekilde. Overtime olduğu için de Neyse statlarda anlatırım bunu da. Haste çok önemli. Neyse. Mastery'de şöyle bir olay var. Hedefin üstünde ne kadar fazla bu overtime efektlerimiz dedik ya. Ne kadar fazla overtime efekti varsa o kadar fazla heal atıyor. Bir tane büyü demek %18 daha fazla heal atacak üstündeki büyüler demek. Bunu stacklersen parça 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 üstüne 5 tane heal attın 3 tane efekt var. İşte bazı skiller mesela şöyle bir şey var. E, life Bloom 3 e, master site sayılır diyor. Master, şimdi şöyle düşünün. Bakın. Regroft attım. 1 milyon 2, 2 milyon hil attı tamam mı? Şimdi şunu kapatalım. Geçsin şu. Regroft 2 milyon hil attı. Şimdi bunun üstüne ben life bulum atıp tekrar regroft atacağım. 3 milyon 100 oldu. Gördünüz mü? Yüzde hani yüzde 18 çarpı kaç? 3 mü? 3. %54 daha fazla heal attı. Neredeyse yarı yarıdan biraz daha fazla 2 milyon, 3 milyon civarı bir şey attı işte. Yani bu şekilde Mastery'i stekleye 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 artırıyoruz. Ee, Mastery ile alakalı şöyle bir şey var. Healing Overtime Effects demiş. Restoration'dan gelen. Spell dememiş. Yani şu demek bu. Bu bir spell. Bu bir spell. Bundan ikinci overtime geldi. İşte şurada Wild Growth var. Üçüncü overtime geldi falan filan. Bunlar spell ama e, herhangi bir şeyin ekstra efekti de e, şey sağlıyor. Cultivation nerede? Cultivation. Hi diyor ki regeneration yüzde 60'tan daha az heal health olan canı olan birisini heal edinde üstüne cultivation diye bir şey bırakır. 5 saniye içinde 2000 heal atar diyor. Şimdi 2000 heal komik bir rakam. 2000 heal kimi kurtaracak? Ama bunun olayı. Healing efekt dediği bu. Bu bir büyü değil. Büyünün efekti. Regeneration'dan proklanan bir cultivation diye bir şey efekt. Tamam mı? Ee, buradaki olay şu. 5 saniye içinde masteri proklat. Yoksa 2182 heal kimi healleyecek? Kimseyi e, kurtarmaz bu. Olay burada Mastery'den bir %18 daha prokla şey yapıp çalıştırıp e, ekstradan şey yapmak. Daha fazla heal vermek. Tamam mı? Bu tip şeyler var. Mesela şurada da Spring Blossom var. Yere florasını satıyorsun. Bu birisini hinlerse ekstradan şey yapıyor. Tanıt almadığım için şey yapmıyor da görünmüyor da. 5 saniyede 1893 eli. Bak yine komik bir rakam. Kimseyi de kurtarmaz bu. Ama süreden dolayı o 5 saniye içinde ekstradan mastery şey yapıyor. Mastery'i titikletiyorsun. Şimdi şunu şöyle alalım. Şimdi heal healing'imiz bu şekilde olacak. Şöyle bir şey göstereyim. E, ee, hilleme şeklimiz nasıl olacak? İşte hillleri attık üstüne. Rejim rejim skilleri tek tek tanıtacağım. Şimdilik böyle anlatıyorum. Attık. Ondan sonra bunu, herkes sapa sağlam değil mi? Kedi formuna geçiyoruz. Yırtıyoruz, çiziyoruz, bir şeyler yapıyoruz, paramparça ediyoruz falan. Ondan sonra birisinin canı gitti ya da overtime'ler düştü gördüğünüz gibi. Bu overtime'ları tekrar atıyoruz. Overtime hillleri bir şekilde aktif tutmamız lazım. Talentlardan geçerken, talentlar ve skillleri anlatırken göreceksiniz. Hepsinin ekstra şeyleri var, efektleri var. Bir şeyden dolayı bunları tutmak gerekiyor. Ee... şöyle bir şey var. Eğer kedi form işte forma girip çıkmam, uğraşamam ben uzakta dururum diyorsanız da ne yapacaksınız? Balans tarafına gideceksiniz şu talenttan. Şuradan ziyade burayı dolduracaksınız. Buradan hedeflerin üstünde şu ikisini sürekli tutacaksınız. Kendinizde, insanların üstünde Overtimeları tutacaksınız. İstersen kediye geçmem diyorsan da bu şekilde boş vaktini değerlendirebilirsin. Ama overtime damage çok önemli. Kedi de zaten gidip bir şey yapacaksın, kanat mı atacaksın, aynı şey. Healing de overtime, damage de overtime. Güzel e, DPS yapabiliyor healerken bile haberiniz olsun. Şimdi, skill'lere geçelim. Şimdi, neyimiz var? Life bulun. Life Bloom şu. 12.8 saniye içinde 26.000 heal atıyor tamam mı? Standart healing overtime spell gibi görünüyor. Bunun şöyle bir şeyi var. Süresi geçtiğinde ya da birisi dispellerse PvP'de. Dispellerse 13.000 ekstradan heal atıyor. Şimdi nasıl? Bakın şimdi. Attım büyüğü. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Evet geldi. Bulum, bulum açmayan çiçeğin açması demek. Zaten çiçeğin durit büyüleri işte ot, böcek, çiçek falan ya. O yüzden orada çiçek efekti çıktı. Şimdi bunların patlamasına izin verebiliriz, ama şöyle bir durum var. Patladığında overtime hilller şu şekilde, yine sayı doğrusu şeklinde düşünün. Hill verdi, 2,5 saniye geçti hill verdi, 2,5 saniye ortalama bir süreden bahsediyorum hill verdi, hill verdi, hill verdi. Şimdi eğer bu patlamadan yenilersek, o aradaki hilin iki buçuk saniye geçinde patladı ya patlamayla birlikte ekstra bir tik daha oluşuyor orada. Bir tane daha ufak hil veriyor. O yüzden o ufak hili kaçırmamak için patlamasına izin vermememiz lazım. Şöyle bir olay var. like buluma özel. Şimdi bakın. Demin izin verdik hani hillemedik kendi başına düştü üstümüzden over overtime patladı yani açtı çiçek. Şimdi bak 3-2-1 verdim yeniledim hem tiki kurtardım hem de son 3 saniye içinde 2,5 saniye için artık kaçtaysa hastine bağlı. <laughs> o arada yenilediğim için aynı zamanda da açtı. Hani sanki zamanı bitmiş gibi oldu. O yüzden like bölümü bu şekilde kullanacaksınız. Like bölümü hiçbir şekilde üstünden düşürmek yok. Ama kesinlikle 3. 2,5 saniye, 2 saniyeden önce yenilemek de yok. Çünkü e, mesela 4 saniye içinde şimdi bak yenilendi. Şöyle düşünün 13, 12, 11. Bu arada sürekli tık 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 hil veriyor. Görünmüyor da. 7 saniye bak şimdi. Burada yeniledim. Ne oldu? Süre yine başa gitti. En sonunda alacağımız 13.000 hile alamadık. Yenilenme ile alakalı şey var ya. Bloom var ya. Bloom gitti. O, yüz ee, o yüzden bunu 4, 3, 2 hop. Gördünüz mü? Bu şekilde kullanılacak. Şimdi diğer skiller. Ysera'nın gifti. Uh, Yisera'nın <laughs> gifti de nasıl olur? Uh, pasif olarak her 5 saniyede %3 heal atıyor. Tamam mı? Yani eğer sen fullsen etrafındaki birisini healliyor. Canın full. Bir dahaki %3'ü senin maksimum healin kadar tabii ki etraftaki birini healliyor. Yani şöyle bir şey bile olabilir. Tamamen fantazi bu da. Ayı formuna geçip ayı formunda sen fullken etrafı hilleyebilirsin. Gördünüz mü? 105 bin hil atıyor durduğu yerde. Bak yine 5 saniyede bir. Ayı formuna niye geçtim? Ayı formunda canımız daha yüksek. Canımızın kendi bizim karakterin canının %3'ünü attığı için etrafa daha fazla hil vermiş oldu. Yani şey değil. çok aman aman işe yarayacak bir şey değil. Bunu pasif olarak kontrol etmeden devam edeceksin. Nature Swiftness. Şimdi. Bu şu. Bir dakika cooldown var. Üstünüzü açıyorsunuz. Şu an aktif ettim. Üstümde tamam mı? Kullanmadan da cooldown'a girmiyor. Bakın cooldown da burada. Bu ne yapıyor? Rebirth. Combat resimiz. Regrowth. En basit hilimiz. Pahalı bir hil bu. Hızlı, pahalı, ortalama hil atıyor. Ve de overtime'ı var. Ve de entangling root. Bağlama skill. Otla bağlıyorsun. Onlar instant oluyor, bedava oluyor ve de her formda atılabiliyor. Gördün mü? Instant regrowth attım. Bunu Regroft için kullanacaksın zaten. Regroft'u da %100 ekstra hilli attırıyor. Daha fazla hil veriyorsun tamam mı? Bu kadar basit bir şey. Omen of Clarity. Life Bloom'un overtime hili %4 ihtimalle clear casting yapıyor. Clear casting de şu. Regroft'u bedavaya atıyorsun. Cast süresi var yine ama bedavaya. Tamam mı? Bundan dolayı ee, şu Life Bloom'la alakalı şeyi söyledim ben. Heal veriyor, 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 veriyor. Son saniyede, bak şimdi. Verdi heal, bir tane daha. Bir tik daha verdi. Şimdi burada yeniledik. Bir, şu an bir heal tik daha verdi. O tiki kaçırmamak için dedim. Yüzde şans sonuçta. Hani RNG oyunu oynuyoruz. Bu öyle şeylere dikkat etmek lazım. Orada ekstradan bir clear casting çekilebilir. Ya da ne bileyim bunu mesela alttan iki tane farklı. Normalde bu tek hedefe atılıyor tamam mı? İkinci hedefe atılmıyor. Bu talent'ı alırsan iki hedefe birden atabiliyorsun. İki hedef de birden durabiliyor. Bu talent değil nerede şu? Neyse şurada bir yerde öyle bir talent var şu an bulamadım. İki hedefe birden atabiliyorsun. Ee, oradan yüzde dört, oradan yüzde dört, yüzde dört, sürekli üstüne clear casting geliyor tamam mı? Clear casting de mananı tutmak için çok iyi bir şey. Clear Casting'in ekstrasına bakalım. Ee, clear Regrowth'ları ekstradan %30 daha güçlü olurmuş. Zaten Clear cast zaten Regrowth için. Swiftment. Swiftment'in hili Swiftment'i kullandığımızda 7.7 e, saniye içinde 12.000 daha heal atacak. Şimdi bak. Mastery'i kullanmak için iki tane skill çeşidi var. Bir tanesi 5 saniye içinde 2000 heal verir diyen saçmalıklar o hil ekstradan tabii ki işine yarayacak ama çok az. Hani insan kurtaracak değil. Onu master için kullanıyorsun. Bu da 7 saniye içinde bu master'in de efektini kullanacak. Üstüne master'den güçlenen hil de bu olacak. 12.000 hil. Zaten e, şuradan bakarsak Sivman ne kadar 30.000 hil atıyor. Üstüne 12.000 daha hil atıyor. Yani bizim master'i stickleyip ekstradan hil alacağımız skill'ler bu tip skill'ler. Bu e, 6 saniye içinde 10.000 heal. Bunun %150 arttığını düşün. 25.000'e çıkacak verdiğin. Tık 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 6 saniyede 10 saniyede bir atıyorsun. 4 saniye sadece heal'lemiyor oluyor. İşte Rejuvenation 16.000 heal atıyor. Rejuvenation az gibi görünebilir. 16.000 heal çok fazla bir şey değil. Ama bunu tık 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 herkesin üstüne döşeyeceğin için. Herkesin üstünde sürekli heal olarak olacağı için. Şeyi oradan kazanıyorsun. Rejuvenation heal'ini oradan kazanıyorsun asıl. Şimdi Swivement'in böyle bir ekstra efekti var. Bu arada e, asıl videoda, asıl Druid videosunda bunların hepsini anlattığım için Swivement'in falan ne olduğunu anlatmıyorum. O yüzden en son nasıl hilleneceğine dair bir stratejik bir iki bir şey söylerim de. Onun dışında diğer videoyu kesinlikle izleyin. Bunun öncesinde izleyip buna gelmeniz lazım. Evet şimdi devamı. Regroft'un şurada diyordu yani ya e, ekstradan hil veriyor diye. Bu talent'tan dolayı %135 görünüyor. Normalde bunu almasam ne bu? %100 artırıyor Regroft'un hiline. Burada ne var? Nature Swiftness'ın cooldown'ı 12 saniye düşüyor. Yani 48 saniyede bir atacak. Ki bu daha iyi. Bu o kadar iyi değil. Şu an talent'larıma bakmayın. Rastgele kurcaladığım için bu hale geldi. Abla şuraya koy. Şimdi. Buna baktık. Yzera'nın gift'i. Her 5 saniye yerine her 4 saniyede bir heal atıyor. Ve de healing'i %8 artıyor. Üstünde e, Etrafta Aktif Regeneration'ların için Bu ne demek? Etrafında 4 kişi var Hepsinin üstünde birer Regeneration var e, Yücelere etrafa %32 ekstra heal atacak demek. Rate de bu sayı daha da artar Üstüne e, Germination diye bir skill var Bir hedefin üstüne 2 tane Regeneration atabiliyorsun Tık 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 4 kişiye attın düşün 8 tane 2'şer 2'şer attın Bu sefer %64 daha fazla güçleniyor Niye iyi değil? Hem kenarda kalmış bir yani şu şuraya gelmek garip bir durum. Üstüne bir de kontrol edebileceğiniz bir şey yok. Hili kimi atacağı belli değil, kimi hilleyeceği belli değil, nereye gideceği belli değil. Hani kontrolsüz bir büyü. Healer olarak sizin kontrole ihtiyacınız var ki kimi hayatta tutacağınızı, kime ne yapacağınızı bilebilin. Regrowth. Improved regrowth. Regroft'un en başta Regroft nasıl bir skill atıyorsun? Bir heal atıyor üstüne bir de overtime bırakıyor tamam mı? Regroft'un en başta attığı heal %40 daha fazla crit ihtimali var. Nasıl? Ne zaman var? Regroft'un overtime efekti varken ikinciye atarsan. Şu an overtime devam ediyor. Bir tane daha Regroft atarsam Regroft'un ilk parçası büyük direkt verdiği heal %40 ihtimalle crit oluyor ekstradan. Benim üstümde %13 var %53 ihtimalle olacak. Talent'tan ekstra gelen kritleri saymadım. Ee, şuna bakalım. Şimdi burada Abundance var. Ee, aktif Rejuvenation'ların için her bir aktif Rejuvenation için Regroft'un e, crit ihtimali %5 artıyor. Harcadığı mana %5 azalıyor. Etrafta demin ne anlattım? 8 tane Rejuvenation var diyelim. Germination'ı almışız. Herkese 2 tane koymuşuz. Dungeon'dayız. Kendini atmamışsın. <laughs> Ben niye 10 demedim ki? Kendini atınca da 10 olur. <laughs> Neyse. 8 kişi kendini atmadın. Başka şekilde tutuyoruz. Ayıya geçiyorsun kendini tutuyorsun falan. <laughs> 8 kişi attın tamam mı? 8 kişi attın ne olacak? %40 daha az. Ee, daha az manaya atabileceksin. Ve de %40 ekstradan crit ihtimali olacak. Şimdi bak bu güzel bir şey. Raid'de özellikle. Ama şöyle bir şey var. Senaryum var. 30 saniyede bir kullanılıyor. Tank'ın üstüne atıyorsun bunu ya da damage yiyeceğini düşündüğün birisinin üstüne atıyorsun. Ee, herhangi bir darbe alır almaz üstüne 6.8 saniyelik e, bir şey açılıyor. E, overtime açılıyor ve de bu overtime 36.000 heal atıyor. Şimdi bak 36.000 nereye? Demin baktığımız 1893 Bu tip şeylerden heal kazanacak zaten hedefler. E, bizim parti üyeleri, e, raid üyeleri neyse. 36.000'in %150 arttığını düşün. Ne kadar oluyor? 18 80 bine çıkıyor neredeyse. Yok 90 bine çıkıyor. 90 bin hile çıkıyor kendi başına. Hiçbir şey yaptın da yok oversa. Ki tek bununla da hillemeyeceksin. Diğer skilllerin olacak, onlar olacak, bunlar olacak falan. O yüzden bu skill güzel skill 30 saniyede bir bunu alışkanlık haline getirip atmak lazım. Tranquil Mind Omen of Clarity'nin Clear casting olma ihtimali vardı ya. Omen of Clarity'nin e, clear casting aktive etme ihtimalini %5 artırıyor. Hayır %5 arttırmıyor %5'i arttırıyor. Yani %1 veriyor sadece %4 yerine %5 oluyor. Ben de dedim %9 olsa ne acayip olur. %5'e çıkıyor %4'ten. Sonra clear casting'i üstüne açıldı kullanmadın. Arada bir tane daha olursa ikisi stackleniyor çift stack oluyor buff'ı. Hani arda arda iki tane regroftu gerektiğinde atabilirsin. Duruma göre tutabilecek bir şey çok güzel bir şey değil. Çünkü regroftu sürekli aktif kullanıyorsun. Regroftu tutmak diye bir şey yok elinde. Bedava bulursan regroftu atarsın. Ve de oran da yani %4'ten %5'e çıkıyor bir şey de değil. Efflorescence. Effloresc Efflorescence. Evet. Şimdi bu şu. Yere şöyle bir çiçek koyuyoruz. Çiçek bu alan içindeki herkesi hilliyor tamam mı? Hmm, herkesi değil içindeki 3 kişiyi. 30 saniye boyunca her 1.5 saniyede bu alanın içindeki 3 kişiyi 3 tane yaralı hedefi diyeyim hilliyor tamam mı? Maksimum canın doluysa herhangi bir heal almıyorsun. Bunun hedefi olmuyorsun. Yani Yarı Smartil gibi bir şey. Yine çok mantıklı değil de. Kimi hilleyeceksin hani. En e, hile ihtiyacı olan kişi dese çok daha iyi olmuş. Tam smart hill'in anlamı o zaten. Smart hill nasıl bir şey? Kaldırdılar oyundan da. Ee, hile attın ortaya. O hill en fazla ihtiyacı olan kişiye gidiyordu. Çok da hoştu o zaman. Artık bu yok. Tranquility bizim cooldownumuz. Healing cooldown'ımız healer'ların hepsinde böyle bir cooldown var. Bu ne yapıyor? 45 yard içinde 6 saniye boyunca 45 yard içindeki herkese 25 bin heal atıyor tamam mı? Ve şey yapan 6 saniye içindeki her heal parçası üstüne 6.8 saniyelik ekstra bir stack bırakıyor. Şimdi bakın. Channel halde kalıyorsunuz. Hareket edemeyiz bu esnada. Bu devam ederken görüyor musunuz? 4, 5, attığı her hil üstüne bir tane daha şey attı. Overtime attı. Şimdi şöyle bir durum var burada. Mastery'yi anlatırken dedim ya onu at, bunu at, şunu at, efektler, mefektler. 7-8 tane stack geldi. 5 tane de bundan geldi. Bundan sonra Tranquility'den sonra eğer hala herkesin canı alsa hop diye yüksek bir hilde patlatabilirsiniz. Tranquility artı diğer skill'lerin hepsi birleşince zaten %200'e çıkar muhtemelen bunun Mastery'den aldığı şey e, buff çok garip bir hale geliyor. Zaten stat olarak da neyse master'e gidiyoruz da onu anlatacağım. Şurada şu hemen şuna inelim. Ee, şöyle bir şey var. 3 dakika cooldown'u var ya bunun. Ha bu arada raid'deyken 25 bin atıyor. Eğer dungeon'a girersen 2 katına çıkıyor. Dungeon'da çünkü 5 kişisin. Ee, tek healer sensin. Bunun efektinin artması lazım ki kullanılabilsin. Yoksa raid'deki haliyle o kadar süre boş kalamaz ee, bir healer işe yaramaz. %100 daha fazla heal veriyor. Şimdi 3 dakika cooldown'u var ya bunu alırsak hemen skill'in kendi özelliği. 2 dakika yayınıyor ve de tranquility esnasında channel olarak kaldı ya elleri açtı durdu. Hareket edemiyorsun hala ama yediğin damage aldığın damage %20 azalıyor. Ve de seni ittirme kaktırma zıplatma falan filan ne yapacaklarsa ondan hiçbirini yemiyorsun. Hani ejder şu an Dragon Ejder havalandı, kanatlarıyla rüzgar yaptı, ittirecek. Buna bastın, geriye gitmezsin. Hani knockback'ten kaçmak için de kullanabilirsin herkesin canı azsa. Burada ne? Tranquility'yi channel'larken yine aynı süre içinde eğer bunu alırsak diğer druid büyüleri 20 saniyeye kadar süre e, şey yapıyor, Cooldown'ı azalıyor. Ne demek bu? Nature's Sweetness attın, ondan sonra tranquility'e bastın bu varken. Bu indi. Zaten 48 saniyeden almıştık. 28 saniye indi. İşte e, Swiftman'da kullandın. Yani bunlar şey özellikle beklenen skiller. Ondan şey yapıyorum. 15 saniye Swiftman'da attın. Direkt Tranquility'ye girdin. Tranquility'den çıktın da Swiftman yine aktif. Çünkü geçmiş olacak kuldağın. İşte e, ne bileyim Flourish İleride anlatacağım bunu 1,5 dakika cooldown'lar. Bu 20 saniye cooldown'dan kaybeder. O ıı, tranquility esnasında. Güzel bir skill ama şunun nakbek olmaması ve daha az yemesi çok önemli. Healer'lar için açısından az demeye gerekli bir ıı, şey özellik. Şimdi şuradan devam edeyim. Iron bark Ironbark. Ironbark şu. Şimdi bizim bark skin'de skillimiz var ya kendimize atılan. Bunun istediğimiz karaktere atılmış hali. Tamam mı? Hedefi seçiyorsun atıyorsun üstüne %20 daha az damage yiyor bütün kaynaklardan bütün şeylerden Büyü olur fizikal olur o olur bu olur şu olur işte e, Lava girdi lavdaki damage bile %20 daha az koruma skilli bir buçuk dakika cooldown var Sürekli kullanabiliyorsun gayet iyi e, Şuradan Talentı var bunun İstediğin forma sokabiliyorsun İstersen cooldownını 20 saniye kısaltabiliyorsun 1.5 dakika ya bu. 1.1 yani 90 saniyeden 70 saniyeye iniyor eğer bunu alırsan. Bunu alırsan Iron Bark üstünde durduğu sürece kaç saniye? 12 saniye. 12 saniye boyunca %20 ekstra overtime hillerden ee, şey alıyor. Efektlerden hill alıyor. Bu çok daha iyi Stonebark. Şimdi Soul of the Forest. Swiftment'i kullandı. Swiftment'i kullandıktan sonra üstüne 15 saniyeydi sanırım. Bu emin değilim yazmamış ama. Bakalım. 15 saniye. 15 saniyelik bir debuff buff açılıyor üstüne. Regrowth ya da Rejuvenation'ı kullanırsan herhangi birisine %150 daha güçlü. Wildcroft'u kullanırsan %50 daha güçlü. Şimdi mükemmel bir talent bu. 15 saniyede bir Regrowth ya da Rejuvenation'ı %150, Wildcroft'u %50 buff'la atabiliyorsun. Ee, yani eskiden hatta bu varken bir de Sivimendi çift e, stack yapabiliyorduk. Acayip bir hale geliyordu. Tabi Swiftman'dın e, üstündeki kullanılabilmesi için bir overtime'ı yeme özelliğini unutmayın. Yoksa orada hani at niye atmıyor bu falan filan derken şey yaparsınız kaçırırsınız. Şöyle bir şey yapalım. Hop ne kadar hil atacak. 5 milyon attı. Hatırlıyorsanız 2 milyon atıp masterlar varken 3 milyon atıyordu. 5 milyon attı. 2'nin tam 2,5 katı. Şimdi. Burada ne var? Nourish diye bir skill var. Şimdi. Bu diyor ki master'inin buff'ını %300 alır. 3 katı alır. 3 katı daha fazla alır değil, 3 katı alır. 20.000'de hil atıyor. Şimdi kötü bir hil değil, mana olarak fena değil. Regroft'un manasına bakalım. 8500. Ee, o kadar hil için manası çok yüksek değil. Hızlı atıyor. Ve de bu ne zaman kullanılır? Adamın üstüne, hedefin üstüne şeyleri, hotları isteklersin tekrarsın bunu bir atarsın. 300 aldığı için masterinin buffını. Bak stack olarak değil, 3 katı al, 3 stek alıyor değil. Diyor ki, bunu attın, bunu attın, bunu attın. Zaten 3 bu alıyordu, 1 bu, 1 bu aldı, 5 ya burası. Şimdi nuriş atarsam bu kendi üstüme 15 kat alacak, 15 stack alacak. Artı 3 almayacak, 5 artı 3, 8 değil, 15 alıyor buff'ı. O yüzden iyi bir skill ama yani de sanmıyorum mitik artıda bunu kullanabilelim. Çünkü yaptığın çok daha fazla şeyler var ve de kediye girişik yapman lazım. Bir şeyler yapman lazım. Zor iş. Burayı anlattım. Burada Rejuvenation demin anlattığım olay. Hedef Rejuvenation hillediği hedef. Rejuvenation'ın üstünde olduğu hedef %60'ın altına indiğinde Rejuvenation tiki proc, şey yaparsa, tikle hil verirse Üstüne cultivation diye bir skill atıyor ve de 5 e, saniyelik bir overtime efekt bırakıyor. Mastery'i proklar. Valgrooth'un bir tane daha hedefe e, şey var, hili var. Bu ne demek? Heals up to 5 injured allies diyor ya. Şimdi. E, normalde hedef ve 4 kişi. Bunu aldığımızda hedef ve 5 kişi oluyor. Toplam 6 kişiye veriyor yani. E, buna baktık. Burada ne var? Life bloom. Şimdi bunu attık. Yanlış yaptım. Şunu yaptım tamam mı? Bu arada life bulma üstüme attım. Life bulum açtığında bulum olduğunda bunun içindeki 3 kişiye daha hil verecek. Şimdi bak göreceğiz. Hop gördün mü? 1 milyon 200 mü? 1 milyon 700 mü? Tam göremedim. O kadar ekstradan hil attı. Olay bu. PVP aman PVP diyorum, mythic artı da tank artı e, işte iki tane DPS, melee DPS. Zaten standart DPS şey grubu şu şekilde oluyor: bir tane tank, iki tane melee DPS, bir tane range DPS, bir tane range healer. Healer eğer paladinse e, meleelerden birini çıkarırsın, üç tane yakında olur, iki tane range DPS olur gibi. Tamam mı? O yüzden bunu ortaya atıp iki melee artı tanka e, sürekli heal. Tutabilirsin. Bloom'u da dediğim gibi nasıl şey yapacağımızı anlattık. Son 3-2.5 saniyede falan hastene göre. Son 2.5-2 saniye içinde yenilersen. Bakın zaten Voodoo'da da şöyle. Zamanı kısaldıkça kırmızı alışıyor. Görüyor musun? Kırmızı kırmızı. Şu an yenile diyor. Yeniledim. Bloom attı. e içinde olsaydı şey yapacaktı. Ekstra vur vuracaktı. Regrowth'un overtime hili %50 artıyor. Ve de şimdi vermiş miyim? Vermişim bu o talent'ı. İki kişiye bunu attım. Sonra kendime regroft attığımda life bulumlu hedefler de regroft alıyor. Görüyor musunuz? Şimdi bende var onda var. Şurada bir arkadaş olsa ona şey atsam. Hatta atayım. Buna ben regroft atsam. ikimiz de heal alacağız. Gördünüz mü? Ona attım. Biz de aldık. Bu talent bu, bu işe yarıyor. Şu. I I heal Regroft üstünden çok fazla olmuyor. Bunu bu şekilde yapmak çok şey değil. Çok işimize yarar mı? Biraz duruma göre değişecek bir talent. Şimdi Regeneration'in healing'i %10 artmış. %10'a kadar artıyor. Tranquility'nin heal'i %15'e kadar artıyor. Ned nasıl artıyor? Hedefin canı ne kadar azsa I o kadar fazla artıyor. Yani bunu muhtemelen bir alt Iı, sınırı vardır da. %10 canlı olan birisini Recep Uleyş'in %10 daha fazla hilliyor. Dur. Muhtemelen sıfır can değildir. O %5 ya da %10'dur. O kadar alttaysa maksimum hilliyor. İşte %80'lerdeyse bu talent'ı alırsan %80'lerdeyken tranquility %15 hillemez. %3 hiller, %2 daha fazla hiller. Recep'in yaşında %1, %2 civarı bir şey yapar. Yani bu ne zaman işe yarar? Eğer fight boyunca canını sürekli assa bu ekstradan heal verecek. Biraz raid talent'ı e, fight'e göre değişecek bir şey. Burada ne var? E, ee, Nourish life bulumun durasyonunu, hedefin üstündeki durasyonunu uzatıyor. Life bulumun değil, rejuvenation, Regrowth ve wild growth'un. Temel 4 tane hotumuzun süresini 4 saniye uzatıyor. Nourish'i attığında. Ee, tank healer'ı yapıyor seni bu. Bunların hepsini tankın üstünde atarsın. Buna bastıkça da üstte tankın üstündeki şeyi uzar. Ee, zaten kullanımı yok Nur Tankın üstündeki e, hotlarının süresi uzayacak. Life bulumu uzatmanın bir alemi yok. Zaten uzadıkça da şey yapacak. Bulumu atacak kendince. Ama e, daha fazla açmasını oynadığımız için çok iyi bir şey değil. E, skill değil. Regrowth Nourish'i attığın Regrode kullandıkça üstüne bir şey stackleniyor. Her stack %33 daha fazla. Ee... Mastery'den buff almasını sağlıyor ve de süresini kısaltıyor. Eğer 3 stack de atarsan instant Nourish'in oluyor. %100 daha fazla Mastery alıyor. %300 alıyordu %400'e çıkacak bunu alırsa. Yani demin 5 demiştik ya. 15 yerine 20 kat. Garip bir hale geliyor <laughs> Nourish. Ee, nerede bu? Şu. Ha evet bu. Mastery Life bölüm, Mastery e, sekleme açısından bir Life Bulun bir sayılacağına Üç sayılıyor. Yani bir tane Regeneration bir sayıldı, Regrowth bir sayıldı, Life Bulun bu olmasa bir sayılacak bu olduğu için üç sayılıyor. Toplam beş tane efekt varmış gibi sayılıyor. Wildgrowth e, şimdi Wildgrowth nasıl diyor 6 saniye boyunca. Burada birden attın skill'i şurası 6 saniye tamam mı? Burada birden yüksek heal vermeye başlıyor. Sonlara doğru düşüyor zamanla. Yüksek 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 düşüyor 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 düşüyor. Tamam mı? Burada diyor ki yüz, bu düşmesi %30 daha az olur. Aslında daha az düştüğü için yüzde otuz. Hili, Wildcroft'un hilini yüzde otuz civar, Yüzde otuz ya yüzde yirmi dört civarı. Yüzde yirmi civarı. civarı arttırmış demek Wildcroft'un hilini. Çünkü azalması healing'in yavaş yavaş azalmasını yüzde otuz azalttığı için kayıp daha az. O yüzden oradan kazanç almış oluyorsun aslında. Ee... <laughs> Iron Bark'ın durasyonu 4 saniye artıyor ve de Iron Bark kimin üstündeyse ee... aktif rejuvenation sayın kadar yani Aktif Rejuvenation sayıları, Aktif Rejuvenation'ın hilinin %75'ini ya şöyle anlatamadım şimdi. 4 kişide Rejuvenation var. Bunlar tık 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 hilliyor. Hepsi 1000 1000 1000 hilliyor ya. 4 tane hedef. 1000 ne 4000. Bu ıı, Ironbark kimin üstündeyse o 4000'in 3000'i kadar da kendisi hillenecek. Etraftan hill çekiyor. Yani Rejuvenation'in hillinin belirli bir kısmı ekstradan buna gidiyor. Ama Rejuvenation kimin üstündeyse o da hil kaybetmiyor. Rejuvenation'in etkisi kadar, etkisinin %75'i kadar da bu alıyor. Yani 2 kişilik biraz arena şeyi Arena talentı. Bu ne? Şimdi yere bunu atıyorsun. Hilledi ya bunu. Ekstradan 5 saniye daha heal atıyor. Mastery e, Pro için kullanılan bir şey. Overgrowth. E, bir 1 dakikalık skill attığın hedefe life bloom, regeneration, wild growth ve regrowth'un overtime efektlerini çat diye veriyor. PVP ya da tank ki tank bile değil. PVP tabanı gibi duruyor. Çok yani kullanmadım da şimdiye kadar doğru düzgün. İşe yarayacak bir şeydi. Şimdi, evet, güzel yere geldik. Ağaç forma dönüyorsun. 3 dakika kullanlar Ağaç formuna dönüyorsun. %15 ekstra heal yapıyorsun. verdiğin heal %15 artıyor. %120 armorın artıyor. Ee, polimorf efektlerinden korunuyorsun. Bu form healı özel. O yüzden Druid şeyinde anlatmadım. Druid videosunu anlatmadım. Formlar polimorf yemiyor ya. Bu formda da polimorf olamıyorsun. Sonra Regeneration, Wild Growth, ee, Re Regrowth ve Entangling Roots ekstradan şey kazanıyor. Efekt kazanıyor. Bu efektler neler? Regeneration daha ucuza atılıyor. %50 daha ucuza atılıyor. İşte e, ee, Wild Growth, ekstra iki kişiye daha heal atıyor. Regrowth instant atılıyor. Entangling Roots instant atılıyor. Bakalım Doğru söylemiş miyim? <laughs> Böyleydi sanırım. Şimdi evet yazıyor. Healing'ini %50 arttırıp Rejuvenation'ın %50 daha fazla heal verip %30 manası azalıyor. Ben buna %50 manası azalıyor sadece demiştim. Yanlışmış. %50 daha fazla heal atıyorsun Reju Rejuvenation'la. %30 daha ucuza atıyorsun. Şimdi Regrowth instant atıyorsun. Bunu doğru bilmişim. Entangling Roots nerede? Bunu da instant atıyorsun. Bunu da doğru bilmişim. Wild Grove'da bakalım. 2 e, tane tamam. Sadece Regeneration'da patladık. Onun da yarısı doğru. <laughs> Bayağıdır kullanmadım onu. Neyse. Şimdi buna geçelim. Bu da diğeri. Her Specialization videosunda anlatıyorum bunu. Bunun sol tarafta olması lazım. Çünkü her Specialization'da olan bir skill. E, altta bir özellik var. Onu almazsan. Şunu kullanmazsan. Şöyle yapayım. Ee, 4 saniye mi? Bir bakalım tam burada sanki değişim var gibi. 4 saniye içinde 12 tane Druid büyüsü atıyor tamam mı? Bu büyüler Wild Growth, Sivment, Regrowth, Regeneration yani heal büyüleri artı 1-2 tane kedi büyüsü. Olduğun şeye göre, Spilize forma göre daha fazla yoğunluk ona kayıyor. Hani mesela şey düşün, eğer kedi formunda Rake Trash'ı 12 büyünün 6 tanesine Rake Trash falan atacak. Geri kalanında heal atacak. Eğer Human Form'daysın bir tane Rake atar, bir tane Trash atar. atar o da. Gerisi hep heal. Moonfire falan filan atıyor tamam mı? Olduğun formu kayırıyor biraz. Olduğun formun skilllerinden kullanıyor gibi düşün. Formsuzluk healing demek. Balans ee, balance Druid formu e, saldırı büyüleri demek. Kedi işte kanatmalar falan demek. Trash falan da ayı demek. <laughs> Şimdi. <laughs> Güzel bir skill. Burst steal olarak kullanılabilir. Alttan zaten bunu değiştirebiliyorsun. %50 süresi kuldağınlı e, kısalıyor. Ne kadar bu normalde? Kuldağınlı 2 dakika. 1 dakikaya iniyor. E, kullandığı büyülerin şeyi artıyor. Azalıyor. Süresi azalıyor. Yani 12 büyü atacağın 9 büyü atmış oluyor. Ba, ama yani yarı yarıya değil. Yarı yarıya kuldağınlı düştü ama kullandığın skill'ler %25 düştü. Buradan bah, e, şey var. E, kazanç var. Üstüne Kullandığım büyülerin güçleri de arttı. Hani normalde atmadığı büyüler atıyor. Muhtemelen burada işte Flourish falan da atacak bir şey denemedim hiç de. Ee, şuraya bakalım. Bunu anlattım. Adaptive Swarm. Bu şu. Hedefin üstüne atıyorsun. Bu esna damage vuruyor tamam mı? Sana gelirse sana heal veriyor. Hedefe giderse damage vuruyor. 3 stack üstünde duruyor. Stake bittikten sonra birisine gidecek bu. Bakın şimdi. Hop yandakine geçti tamam mı? Bir düşman bir dost. Bir düşman bir dost arasında sekiyor. Şimdi altta bir talent var. Eğer bunu alırsak ki almışım. Her zıplamada %60 ihtimalle gördünüz mü? İkiye bölündü. Şimdi ben bunu yenilersem 4 stack olacak. Benim üstümdeki bitecek çünkü stack almadı. Onun üstünde 4 stack var. Yine sekecek. Her sekmede bir stack kaybediyor tamam mı? Şimdi bunun güzelliği ne? Bu kedide de var. Kedide ama sadece kanatma olduğu için. Hedefden yani DPS olduğu için bir haltı yaramıyordu. Healing de hem healing hem DPS senin işin olduğu için. DPS o kadar değil de healing asıl işin. Ama DPS de işine yarıyor. Bundan dolayı bu skill çok güzel çok işe yarayan bir skill haline geliyor. Ee, efekti ne? Hedefin üstünde şu an bu skill'ler normal vurduğundan %25 daha güçlü bakın. Diyor ki 18.000 damage vurur. Heal atar. Ya da 16.000 damage vurur. 9 saniye içinde. Ve de %25 değilmiş. 20'ymiş. DPS'de 25. Ee, üstündeki periyodik efektler. Overtime efektler yani. Healing ya da DPS dememiş. İkisi de birden. %20 daha güçlü olur. Eğer bu bana benim üstüme sekerse ya da bir arkadaşa sekerse onun üstündeki hillerim %20 daha güçlü. Eğer düşmanın üstünde sekerse düşmana gidip kanat mı manat mı atacağım şeyler kanatmalar onlar şunlar bunlar daha güçlü olacak. Yani iki şekilde de işimize yarıyor. O yüzden Druid için healer için mükemmel bir skill. Burada ne var? Sivment e kullandığında overtime efekt yiyor ya onu artık yemiyor. Ve de attığın kişinin bunu ben efektle göstereyim. Şimdi Normalde Siviment şu şekilde bir skill. Bak. Hop. Ee, yanlış gösterdim. Normalde o e, Regroft ya da Rejuvenation'dan birini yiyecek. Tamam mı? Ama şimdi ne yaptı? Benim üstümde 11, 12, 10 bu kadar şey var. Bak şimdi. Geldi tekrar. Bir tanesini yiyeceğine ikisini birden 12 saniye uzatıyor. Yani efekt değişti. Normalde üstündeki overtime yiyeceğine şimdi üstündeki... Kaç tane overtime varsa hepsini attıktan sonra Swiftment attım. Hepsinin süresi 12 saniye uzuyor. Zaten şunun Growth'un süresinin uzaması çok saçma sapan bir hale getirir skili. Bak şimdi. Hop. Hepsi birden uzadı. Bu 0.6 saniye boyunca saniyede bir 4000 heal atacak. 12 saniye boyunca devam edecek. Pıtır 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 pıtır, pıtır saçma sapan bir hale getirecek hile. Ve de bunu ee, tabii de attığın kişiye etkiliyor da. Genel olarak herkesi hillediğini düşünün. Tamam bu bu. Diğeri diğer skillimiz şu. Asıl alacağımız. Şimdi çok iyi demin anlattığım Shivmend'in etkisi de asıl olay bu. Diyor ki 60 yar çevredeki bütün ee, arkadaş hedef friendly target'taki e, overtime hillerinin e, süresini 8 saniye uzatır. Ve de 8 saniye uzadıktan sonra 8 saniye boyunca da mesela rejuvenation'ı attım. Rejuvenation 2,5 saniyede bir hilliyor diyelim. %100 hızlandırıyor. 1.25 saniyede bir hilleyecek. 2 saniyede hilliyorsa 1 saniyede hilliyor. 3 saniyede hilliyorsa 1.5 saniyede hilliyor. Hille 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 böyle aradaki e, hilleme hızını kısaltıyor. Tamam mı? Şimdi temel olarak ne yaptı? Bunların hepsini yaptık? Bakın şimdi. Kendi üstümde gösterebileceğim bunu AOE olarak yapıyor. Bak şimdi. Hop uzattım hepsi uzadı. Hepsinin şeyi uzadı. E, ne onun adı? durasyonu uzadı ve de heal verme sıklığı da arttı. Pıt 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 pıt, pıt, pıt healledi 8 saniye boyunca. Tamam mı? Bunu raid'de nasıl kullanırsın? Ya da dungeon'da nasıl kullanırsın? Herkese attın, attın şeyleri. E, Rejuvenation, Regrowth, Wild Growth falan. Bunu kullanmadan hemen önce Wild Growth'ta atacaksın. Wild Growth'u kullanır kullanmaz bunu aktif edeceksin. E, zaten Wild growth ne kadar? Dungeon'da e, sen artı 4 kişi işte o hedefi de şeyde tanıtı da almazsan sen altı dört kişi hilleyecek. Bunu attın 8 saniye süresi uzadı ve de hil verme hızı arttı. Zaten 0.6 saniyede hilliyordu. 0.3'de pıt 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 hilleye 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 gidecek. Ee... çok güzel bir skill. Bir buçuk dakika cooldown var. Şimdi buraya geldik. Burada ne var? Cycle of life and death. Overtime time ee... damage efektlerin %25 daha Iıı, kısa sürede Vuruyor yani ne demek bu Moonfire attım Moonfire ne kadar 14 saniye 15 saniyede değil mi Bunu aldım bunu aldığım için öyle Bunu almasam kaç yapacak 125 daha kısa yani 18 saniyede atacak Süresi kısaldı Yağın, Şöyle anlatayım 20.000 damage vuracak 20.000 damage'ı 20 saniyede vuracakmış Şimdi yenimizde 1000 damage'ı 15 saniyede vuruyor anladınız mı daha hızlı Aynı ee, darbeyi daha kısa sürede vuruyor Aynısının bir de healing versiyonu var %15 bu da Yani rejuvenation'ı düşünün rejuvenation 12 saniye mi %15 kısalmış hali 12 saniye bu muhtemelen 13.2 saniye 13.4 saniye falan filan bir şey Mükemmel bir şey çünkü dps'imizde heal'imizde ee, overtime üstünden geliyor Buradakine ne? Moonfire, rake, Rip ya da Rejuvenation sadece bir hedefin üstündeyse efekti %40 daha hızlı. Bu ne demek? Bir kişiye Rejuvenation atarsan imkansız bir şey. Tek başına olman lazım. Yoksa olmaz. Moonfire hedef e, tek hedef değilse Moonfire'ı herkese atarsın. Rake Rip. Rake ile Rip'i kullanmazsın zaten eğer iki tane hedef e, şey 3-4 tane hedef varsa. iki hedef varsa da ikisine de atarsın. Yani zor bir şey bu yararlı bir skill değil. Şeyde Shadowlands'te şeyde geliyordu bu. Ee, hem Legendary'de de vardı sanırım hem de Torgas da vardı. Yani Cycle of Life and Death'le yarışamaz. Cycle değil ya Circle. Niye ben bak Shadowlands zaman buna Cycle diyordum. Immigrate. Aa... Bunu anlattım. Bunun aynısının single target versiyonu. 20 saniye cooldown'u var. Diyor ki hedefinin üstündeki kimi atarsan hedefinin üstündeki life bulun ve rejuvenation efektlerinin durasyonunu işte life bulun 12 saniye rejuvenation 13 saniye bunları kendi standart yani yeni atmışsın gibi yapıyor. Üstünde de olması lazım. Bak boş hedefe atarsan hiçbir şey yapmaz. Üstüne life bulun ve rejuvenation olan hedefe attın. Bunların durasyonunu ilk attığın zamana kadar çekiyor. Ve de bunların bu iki skill'in ee, %200 daha hızlı tamamlanmasını sağlıyor. Ne demek bu? Bunu göstermem lazım. Ortalık çok karıştı. Şimdi. Diyor ki. Şu sol üstüme bak. Üste bakın. Oradan bak yapacağız. Şimdi bu ne? Hop. Attım. Gördünüz mü? Yani şu. Bunu attık. Bunu attık. 12-20 saniye sonra göreceğiz. Durasyonu fullüyor. Fulledikten sonra 3'te 1'ine geri çekiyor. O aradaki bütün hili veriyor. Bunu attım. Bunu attım. Bir kere daha yenileyim. 15-16 saniye. Ve attım. Gördünüz mü? 3 saniye çekti. O aradaki bütün hili de pıt 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 veriyor. Yani şu demek. Ee, 15 saniye içinde, ikisini de 15 saniye çektim ya. 15 saniye içinde vereceği hili 3 saniye içinde vermesini sağlıyor. 20 saniyede bir bunu yapıyor. Bu ne demek? Üstündeki hotları sildi demek. Mastery'den olabildiğince hızlı kurtuluyorsun demek. Bunu e, acil durumlarda kullanabilirsin ki üstündeki şey düşsün. Çünkü sistemini bozuyor. Senin sisteminle hedefinin üstünde olabildiğince hot bırakıp, onun mastery'den ekstra buff almasını sağlamak ya bu hotların iki tanesini yiyor. Ki life bulumu yiyor, life bulum 3 stack olarak sayılıyor. Life bulum bir hedefin üstündeyse %54 şu anki benim mastery oranıma göre %54 ekstradan heal alıyor ya. Life bulumu 7 götürdü bitti. O yüzden yani acil durumda kullanılacak bir şey çok güzel bir şey değil bence. Şimdi Warcraft %100 ihtimalle kullandığında Emerald ile bağlantı kurarmış. Rage Regeneration ve Regroft olan hedeflere ee, 7395 hil atarmış. Şimdi bu Mastery ile alakası yok. Bu şu. Diyor ki Hedefin üstünde Nerede bu? Regeneration var. Regroft var. Ben kendime bunu attım. Hil atacak bak. Hop gördünüz mü? Regeneration ve regrowth olan hedeflere Wildgrowth kullandın kullandığında rastgele kime kullanırsan kullan. Wild birisine kullan. Wild birisine kullandın. Regeneration ve Regrowth kimde varsa hani ikisi aynı anda olmak zorunda değil. Ya biri ya diğeri. Olan bir hedefe 7395 hil atıyor. Bu. AOE ekstra heal gibi düşündüm. Wildgrowth'un en başta atacağı heal'i güçlendiriyor. Regroft o kadar değil de Rejuvenation herkes de olur. Buna baktık bu ne? Life Bloom'un heal'i %6 artıyor. Her heal'lediğinde %90'a kadar çıkıyor. Eğer üstünden hiçbir şekilde düşürmezseniz ee şeyi, Life bulumu sürekli %90 şekilde devam ediyor bu. Yani bunu attın Life bulumu, Nerede bu? Bunu attın. Bir tane de kendini attın. Onun üstündeki azaldıkça onu atıyorsun. Ha ben ama şeyi bozdum. Şuradan çift atmayı bozdum. Neyse. Bunu atıyorsun. Bunu hiçbir şekilde düşürmezsen artar 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 artar, artar. ver değil artar gider. Arta, artı 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 %90'a kadar çıkar. En sondaki patlaması da yani durasyonu bittiğinde hani dedim ya son 2 saniyede yenilersen diye. O patlama da %15 artıyor. Bu talent'tan. O yüzden yenilemeyi son 2 saniye içinde yapacaksınız. Aynı şey her şey oraya çıkıyor bakın. Ee, buna yaptık Bu Regimination Healing'i %1.5 ihtimalle kendinden yeni bir tane oluşturuyor. Bu muhtemelen %3 ya da %5'e çıkacak çift puan verirsek. Raid Talent'ı tamamıyla. Rate dışında buna güvenilecek bir taraf yok. Raid'de de olabildiğince Regimination atarsın. Regimination attıkça etrafa yine ee, Regimination'lar gider. Ve de muhtemelen bu aynı hedefe tekrar gidebilir. O yüzden Germination'ı almak lazım ki aynı hedefe tekrar Regimination giderse çift şey olsun. Ee, hani boşa gitmesin gelen Rejuvenation tamamen raid talentı Rejuvenation canı full olan Canı dolu olan bir hedefi hillerse Kendi durasyon şeyi e Kendi heallediği Daha doğrusu Rejuvenation kendi durasyonuna 2 saniye ekliyormuş eğer bu böyle Devam ederse 6 saniyeye kadar artırıyor Ama 6 saniyeden sonra bırakıyor Yani overhealing yaptığında mana harcamadan 2 saniye kazansın diye yapılmış bir şey. Ee, Germination'ı anlattım. Regimination'ın süresi kendiliğinden 2 saniye uzuyor ve de aynı hedefe 2 kere atabiliyorsun. Bunu bununla birleştirip Regimination skill'leri alıp raid'e gireceksin zaten. Ee, Swimman'de her 3 kullanıma 9 saniyeline Tree of Life'a giriyorsun. Tree of Life'ı anlatmıştım. Bir 4 tane büyüğü enhance'lıyor. Farklı şekillere şey yapıyor. Sokuyor. 40-30 saniye üstünde duruyor. Bunu kullan. Buradan gelirse nerede? Buradan gelirse 9 saniye üstünde duruyor. Ve de kontrollü bir skill. Çok güzel bir şey bu. Ama raidlik yani. Dungeon'da zor bu. Swiftman'de atıp ee, düzgün kullanman lazım. 2 tane atarsın. 3.yü gerektiğinde atarsın gibi bir duruma sokabilirsin kendine. Kontrollü dememin olayı o. 30 %40 ihtimalle e, üstüne bir buff açıyor. Bu buff Rejuvenation ya da Regrowth'un efektini hani Regrowth'un en baştaki efekti de var. Sadece overtime değil. Hedef hedefe attın ya. Yandaki iki kişiye daha atıyor. Rejuvenation'ı bir atıyorsun bir kişiye bu efekt varken iki tane daha Rejuvenation alıyor etraftakiler. Ya da Regrowth da aynısı. Y Hedefin 20 yardın içindeki birisi. E, ee, bunun legendary'si vardı eskiden. Çok da güzel bir e, özellik. Life bulumu iki kişiye atabilirsin. Ama Life Bloom'un healing'i azalır. Life Bloom'un healing'i çok önemli bir healing değil. %10 azalması iki kişiye at azal atmak yanında e, hiçbir şey. Yani iki farklı iki kişi Mastery'den 3 kat alacak anlamına geliyor. 3 stack alacak kat değil yanlış 3 stack alacak. O yüzden %10 azalmasına göz yumabiliriz bunun. Bu ne? Eğer life bulumu kendi üstüne kullanırsan kendi üstündeki periyodik hiller, overtime hiller, hotlar yani %20 daha hızlı tık 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 atacak. Eğer birisinin üstüne atarsan life bulumu periyodik hillerin üstündeki periyodik hillerin attığın kişinin arkadaşının üstündeki %4 ihtimalle bulum olma ihtimalleri. Bloom neydi? Şu ıı, alttaki şeyi instant verdiği 15300 heal. Tamam mı? Bu life bulun bu ildi kendi içinde parçalara bölünüyor zaten. Hepsi birbirini destekliyor. Bir an master üstünden gitmek lazım da. Burada bir de raid'de rejuvenation bu ilde var. İki farklı build. Raid'de yani tabii life bulumu da kullanıyorsun rejuvenation'ı kullanırken de hani ağırlık olarak hangi tarafa gittiğiyle alakalı konuştum. Şimdi şey şeyde şöyle bir fark var. Nature Cure diye bir e, skillimiz var. Bunu alırsak poison ve curse'ü de siliyor. Normalde sadece magic siliyor, tamam mı? E, curse ve poison'ın normal şartlarda remove corruption olarak diğer speklerde gördük. Burada curse ve poison Nature's Cure e ekleniyor. Nature's Cure'da healer'ların magic silebilme özelliği. Bütün healer'larda magic silme özelliği var. Magic dispel'i. Üstüne bu ikisini ekliyorsun. Şimdi burada bu var farklı. Sonra 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 Iron Bark, Life Bloom. Ekstra bir şey göremiyorum. Yok diyelim. Şimdi Master ile alakalı, Master diyorum statlarla alakalı biraz e, konuşmak lazım. Crit. Crit damage içinde, heal içinde gereken bir parça. Kaçınılacak bir şey değil ama böyle aman aman bir yararı da yok şu an için. Çünkü crit zaten yani regrowth ekstra heal versin diye Crit istiyorsan talent'tan alabiliyorsun. Aman aman bir özelliği yok. Ekstra heal ekstra. Yani ekstra heal atarsa daha... Aynı mana'ya daha fazla heal atmış oluyorsun diye düşün. Ee, mana kazanmak açısından işe yarayabilir. Ama yine de yani... Şaman'daki özellik gibi değil. Kendi başına. Haste. Ee, Deminden beri her şey overtime olduğunu söylüyorum. Overtime ne kadar hızlı ne kadar sık hile verirse o kadar fazla heal atar. Aynı mana'ya daha kısa sürede atacak. Iııı... Ee... Yani temel statlardan biri. Diğeri de zaten mastery. He haste ee, verilen hili daha kısa sürede yaptığı için daha fazla hil verdiriyor. Mastery vereceğin hili daha yüksek oranda verdirdiği için katlanarak %20, %20, %20 mastery oranına göre %15 ile %20 arası değişecek bu. O civarda artı artı ee, daha fazla verdiriyor. Versatility de, de crit gibi. Doğru düzgün bir efekti yok ama dungeon'da sağda solda daha az demeyecekmek istiyorsan daha fazla damage, heal atıp daha fazla vurmak istiyorsan bunu alabilirsin kaçınılacak bir stat değil Ama Mastery haste varken başka bir tarafa gitmenin pek bir alemi yok buraları hani sağdan soldan geldi, set parçalarına falan gelirse Bir şey ee, Olmaz ee, Heal alakalı Aklıma başka bir şey gelmiyor zaten twitch şeylerinden yaparız mesleklere bakalım ama meslekler ne ya? Racelere bakalım. Şimdi. Naider. Ee, gece daha fazla haste var. Gündüz daha fazla kriti e, var. Şimdi şöyle bir kötü yanı var bunun. Raide girersen. Gündüz olarak sayıldığı için her zaman bunlar crit alıyor raid'de. Tamam mı? Ee, gece raid yaptığını düşünsem bile. Yani biraz e, patlıyorlar orada. %1 crit var, %1 crit var. İkisi de aynı. yüzde %1 versatility var. Bak healer için üçü de demin anlattık statlara bakarak anlattığımı düşünürsek hepsi aynı. Gördünüz mü? Şimdi %10 haste var burada. Kullanmalı %10 haste healer için çok iyi olabilir. O yüzden troller healer için güzel. Onun yanına çok fazla kritle alakamız olmadığı için bunların %2 krit vermesinin aman aman bir efekti yok. Yüzde ee, %1 versatility var. Ama bunlar da stun AOE şey healer olarak senin utility de kullanman lazım ya. AOE stun druid'de olmayan bir şey. O açıdan işe yarayabilir. AOE knockdown öne doğru koşup herkesi yere indiriyor. Bu o açıdan çok işe yarayabilir. Ee, zandaları trollerde bir şey yok. <laughs> e, ee, tanrılarından aldığı skill'ler var. Onlar çok fazla bir işe yaramıyor. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Ee, troll en iyisi olabilir aralarında çünkü hani doğru düzgün başka bir özellikleri yok. Sağ heal açısından diyorum. Bunların utility'leri var. Nightelf'lerin Shadow Meld'i var. Hmm. Başka da bir şey. Kedi ile alakalı. Yok yok bu kadar. Peki. Ee, Druid videosunu bitirdik. Evokura geçeceğiz bir dahakine. Ee, bunlarla alakalı anlatmadığım ya da aklınıza takılan bir şey varsa yorumlar, YouTube'da, e, Discord'da gelip sorabilirsiniz, Twitch'te yayın esnasında gelip sorabilirsiniz. Başka bir şey yok sanırım. Yani bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.